bugün İmaj stüdyolarındayız ve hepimizin çok sevdiği Mucize'nin muhteşem seslendirme sanatçılarıyla tanışacağız. Onlarla röportajlar yapacağız, birlikte oyunlar oynayacağız ve küçük bir dublaj kesiti izleyeceğiz. O zaman hadi hemen içeri girelim. Arkadaşlar, burası gerçekten muhteşem bir yer ve onlarla tanışmak için çok heyecanlıyım şu anda. İnanılmaz eğlenceli olacak. Görüyorsunuz değil mi etrafı? Gerçekten harika. O zaman hadi başlayalım. Bugün hepinizin çok merak ettiği Mucize'nin muhteşem seslendirme sanatçılarıyla birlikteyiz. Zaten birçoğunu kendiniz tanıyorsunuz ama şimdi onları çok daha yakından tanımak için hep bir araya geldik. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden isterseniz sizler kendinizi tanıtın. Ben de sizlere sorularımı sormaya başlayayım. Ben Damla Özuduru Babacan, Merinet karakterini seslendiriyorum. Çok memnun oldum. Ben Erden Tuna Tekin, merhaba. Kara Kedi'yi seslendiriyorum. Ben Yasemin Ertorun, Chloe ve Tiki karakterlerini seslendiriyorum. Onur Akgülgil, Nino ve Plak karakterlerini seslendiriyorum. Öncelikle takipçilerimiz şunu çok merak ediyorlar. Yani nasıl bir dublaj sanatçısı olur, bunun için nasıl bir eğitim almamız gerekir? Bize neler anlatabilirsiniz bu konuda? 13 yaşında seslendirme yapmaya başladım. Bir sınav kazan eğitimini alarak elbette. Bir oyunculuk okulundan mezun olarak ya da bu konuda eğitim veren bir akademide ders almaya başlayarak bu konuya yeteneğiniz olup olmadığını araştırmaya başlayabilirsiniz. Ve eğer yeteneğiniz varsa o zaman yol alırsınız. Ama herkes seslendirme sanatçısı olamaz. Mutlaka eğitimini almak gerekiyor. Ben Damla'nın eğitmen olduğu bir kurumda dublaj eğitimi aldım. Damla benim eğitmenimdi. Ya en ilham verici yolculuk seninki oluyor aslında, evet, bu konuda. Evet, aslında o hikaye çok güzel bir hikaye. Tabii orada senin görüşüne katılmakla birlikte yani kişinin en azından kendine karşı objektif olması lazım her şeyden önce. Ve düzgün Türkçe, düzgün diksiyon ve güncel olaylara hakimiyet bence. Burada aslında çok garip bir durum söz konusu. Çünkü beni de Onur elinden tutup seslendirme stüdyosuna götürmüştü. Evet, hatırlarsın diye. Hatırlıyorum. Aynı oyunda çalışıyorduk. Evet. Sonra işte sen çok enerjiksin, yeteneklisin, ben de çok istiyordum zaten. Oyunculuk mezunuyuz, birlikte aynı oyunda oynuyorduk. Sonra Onur tuttu kolumdan, götürdü beni. Ben öyle git gel git gel yavaş yavaş çalışa çalışa öğrenmeye başlamıştım. Devlet tiyatrolarında bir oyunda oynarken yazın bir böyle oyun arası dönemimiz oluyor, yani oynamadığımız bir dönem. O dönemde Elif ablamız var, Elif Erdal. O beni işte boş boş burada duracağınızda birkaç arkadaş beraber, yani yazını boş geçireceğinizde gelin bir meslek görün dedi. O da bir stüdyoda çalışıyordu. Orada hani ben de izleyerek, herhangi bir öncesinde bir eğitimini almadan doğrudan yapıldığı yerde izleyerek başladım. Sonra işte oraya çalıştık, oraya başka yere geçtik çalışmaya falan derken birçok yerde çalışmaya başladık. Sonra Yasemin geldi. Ama bu kadronun böyle toplanması çok ilginç gerçekten. Değil mi? Bu şekilde olması. Evet. Güzelmiş. Mikrofonun yok Yasemin. Olsun. Bir daha söyler misin? Diyorum ki ama bu kadronun bu şekilde bir arada olması çok güzel, çok ilginç. Evet, evet. Arkadaşlar. Evet. Mesela bir mucize bölümünü seslendirmek ne kadar vaktiniz oluyor? Arka planda neler oluyor? Ne söyleyebilirsiniz, ne anlatabilirsiniz bize? Benim bir mucize bölümünü seslendirmem yaklaşık yarım saat 45 dakika mı oluyor? Bugüne kadar tam 78 bölüm, 26 kısa bölüm ve sanıyorum 8 mucize günü serisi seslendirdik. Zaman zaman yorulsak da kendi aramızda çok eğleniyoruz. Bir bölümü yaklaşık ben... 8,5 dakika. Bir yılda bir... Plak karakteri Adrian'ın yardımcısı olarak arada bir görünüyor. Sadece onun olduğu bölümler galiba 10-15 dakika sürüyor. İşte Yasemin'i çok sinir edip çok takılmazsam kayıt sırasında, çok hata yapmazsam o kadar sürüyor. Ama yaparsam 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika gidebiliyor. Benim Adrian herhalde 20 dakika falan. Yani bir bölümü seslendirmem. Bu kadar. Ama tabii Damla'nın yoğunluğu çok başka tabii. Oluyor bu dizinin içinde. Hele ki bazı şortlar geliyor. Yani kesintisiz tak 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 tak
sanırım 5 sayfa falan ama o kadar yoğun bir şekilde konuşuyor ki sadece konuşan bir karakter yani. Günlüğünü okuyor. Uzun 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 bütün olayları arkada görüyoruz falan. Sadece Damla üzerinden, Merinet üzerinden ilerliyor hikaye. Ama çok eğleniyorum kayıt sırasında. Ben yönetmen olarak diye. Tam buraya gelecektim ben de. Evet. Çok eğleniyorum. Hepsiyle ayrı ayrı çok güzel zaman geçiriyorum. Zaten çok tecrübeliler benim. Çok daha yetenekli gördüğüm insanlar. Hem ses renkleri, hem yetenekleri, hem işe bakışları, hem disiplinleri. Her şey bana da örnek. Ben de çok şey öğreniyorum tabii ki onlarla birlikte. Bir yandan da çok eğleniyoruz tabii ki. Merinet ve Adrian'ın ilişkisini biz de izlerken tartıyoruz, merak ediyoruz. Hazırlan! Peki Uğur böceği olmadığın zamanlarda ne yapıyorsun? Şu anda meşgul olduğumuzu görmüyor musun? Otele geri döndü. Bütün kapıları kilitlemiş. Hey, belki de normal hayatta birbirimizi tanıyoruz. Aa, şüpheliyim. Oh, kapalı. Takıldım. Ve bu telefonların olayı ne? Evet, yakalarım. Yakalayacağım. Gidik dizim. Peki bugüne kadar ortalama sizce kaç karakter seslendirmişsinizdir? Veya aynı anda kaç farklı karakter seslendirdiniz? Herhalde öyle bir sayı vermek imkansız. Tabii. Yani çok fazladır. Ama bir proje içinde bu işe yeni başladığınız safhada figürasyon roller atıyorsunuz. En çok sesinizin döndüğü dönem o oluyor. Yani 8 rolle konuşabilirsiniz ama bunlar işte tek laf ediyordur. 10 sayfa sonra bir laf daha başka bir rol için vardır, bilmem nedir. En çok o dönemlerde bir proje içinde karakter konuşmuş olursunuz. Süreç ilerledikçe yani Merinet başka bir rolü konuşamaz tabii ki. Yani Merinet, evet. Merinet. bu şekilde. Ama ürünün sayısını vermek çok zor. Yani bugüne kadar kaç rol konuşmuştun? İmkansız. İmkansız. Benim de konuştuğum karakter sayısı gerçekten çok fazla. Ama Disney izleyicileri için birkaç tanesini söyleyebilirim. Frozen'da Anna'yı konuşuyorum. Rapunzel'i konuşuyorum. Tinkerbell'de Fawn'ı konuşuyorum. Violetta'da Ludmilla'yı konuşuyorum. Liv and Maddie'de hem Liv'i hem de Maddie'yi konuşmuştum. Bunlar şu an aklıma gelenler. Prenses Sofia var. Ondan sonra birçok Disney'in prenses karakterini konuştum ve benim için o sihirli dünyanın içinde yer almak muhteşem bir şey oluyor. Gün içinde birkaç farklı stüdyoyla çalışıyorsunuz. Her gittiğiniz yerde birkaç farklı projeyle çalışıyorsunuz. Onların içinde her projenin içinde birden fazla karakter seslendiriyorsanız bunu da her gün yaptığınız ve yıllardır yaptığınız bir şey. Siz buyurun hesaplayın. Yani. O yüzden bir sayı veremem onunla ilgili. Ben Disney'de neleri seçim sen söyleyince hani şunları seslendirdim. Ben hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben Alex'in rollerimi biliyorum. Evet evet doğru. Alex ve tayfası var. Soy Luna var. Beraber yaptığımız yine. Başka futbol, Bans. Evet, Bans. İlk 11 dizimiz var. Disney'de de birçok işte varım da şimdi böyle tek tek şey yapınca insan hatırlayamıyor bir sürü şeyin arasında. Milo, bravo, evet doğru. Ya artık birbirine karıştığı için hatırlayamıyorum. Aslında ben daha çok böyle kedi köpek gibi şeyleri daha çok seslendiriyorum. Böyle yavrum, minnoş, canavarlar falan. O tarz şeyleri daha yatkın bir sesim var galiba. Kedi Mikiti diye bir çizgi film var. Çok eğlenceli işte. Yani. Sadece ben ışıkları kapatıp içeri girip miyavlıyordum. Tüm çizgi film boyunca. Açıyorlar. Miyav, miyav falan şekli gidiyordu. Sonra 101 Dalmaçyalı'da Dolly var. O da böyle sesten konuşan çok sevdiğim bir karakter ama. Öyle bunlar şimdilik. Mucize'de bazı karakterler bazı sebeplerden ötürü akımalanıyorlar ve kötü karaktere dönüşüyorlar. Peki siz mesela seslendirme yaparken karşılaştığınız aksilikler üzerinden akımalansaydınız? Mesela ne olabilirdi? Başınıza ne gelebilirdi? Çamaşırlar dökülecek. Merinet'in sakar olduğu sahnelerde, çok fazla bocaladığı sahnelerde senkron konusunda çok çaba sarf etmem gerekiyor. O yüzden herhalde akumalansaydım o sahnelerde senkron tutturmaya çalışırken olurdu. Akumaladım da herhalde senkroncu olurdu. Güzel. Senkroncu.
Genel anlamda şimdi biz şunu da söylemek lazım. Biz birçok stüdyoya giden insanlarız ve bizim en büyük sorunlarımızdan biri çeviri zaten. Yani bu proje özelinde değil, bu stüdyo özelinde değil ama genel anlamda bu işin en büyük sorunlarından biri çeviri. Kötü bir çeviriyle karşılaştığınızda orijinal dilde İngilizce değilse bir de yani takibi zorlaştırıyorsa kulaktan orada çıldırabilirsiniz bazen. Benim akımamda bilgisayar ekranını kıran bir şey olurdu herhalde. Hani böyle sinirden falan bazı durumlarda. Sektörel anlamda bir sorundan bahsediyorum. Bu herhalde. Ekran kırıcı diyebiliriz o zaman. Ekran kırıcı diyebilirsiniz evet. Bazen çok yorgun olduğumda da dinlemek hem içerideki konuşmacıyı dinlemen gerekiyor, hem orijinal dili dinlemen gerekiyor, hem de bir yandan yazıyı takip etmen gerekiyor. Orada bir yandan işte yanımızdaki teknik arkadaşımızla iletişimde oluyoruz. Orada herhalde bir kafa karıştırıcı bir şeyler yaşardım ben de. Çok yorgun olduğum zamanlarda hepsini aynı anda algılamak zor oluyor. Hakimiyetini kaybediyorsun. Onunla ilgili bir akuma yaşayabilirdim ama ismi ne olurdu? Hakimiyet bozucu. Güçlü bir isim oldu. Hakimiyet bozucu. Ama ben bu soruda Erden'e bir ilave yapmak istiyorum. Gerçekten biz bu projede çok iyi bir çeviriyle çalışıyoruz. Disney'in hemen hemen bütün işlerinde zaten çok iyi çevirilerle çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi çeviriyle çalışabildiğimiz için arka planında çok eğlenebiliyoruz ve keyif alabiliyoruz. Erden'in dediği gibi farklı stüdyolara gittiğimizde başımıza başka şeyler de gelebiliyor. Ya ben biraz sinirlere alınmış bir insanım yani kolay sinirlenmiyorum bir şey ama en çok kavga ettiğim genellikle kendim oluyor kayıt sırasında. Teknik detayından bahsedecek olursak seslendirme yaptığın sırada birçok şeyi aynı anda kontrol etmeniz gerekiyor ve hakim olmanız gerekiyor. İşte karakterin sesine, görüntüsüne, okuyacağınız tekste, diksiyonuna, oyununa filan gibi. Bunların böyle hepsini bir arada gitmesi gerekiyor. Bunlardan herhangi birinde bir yalpalama olduğu zaman işte aksıyor, ondan sonra Yasemin diyor çık basıyor düğmeye, olmadı canım baştan alıyor. Alıyoruz diyor. Böyle tekrar dönüyor. Yok Yasemin asla öyle bir şey yapmaz da. Yani işte canım bir daha alabilir miyiz burayı falan der. Öyle bir hataya ben sebebiyet verdiğim zaman bunların hepsine aynı anda hakim olamıyorsam hakimiyet bozucu olursun. Sinirlenirim evet olabilir. Hakimiyet bozucu olabilirim ben de. Senin erkek versiyonun. Kendime çok kızarım. İsmim ne olur? İşte hakimiyet bozucu olur. Hakimiyet bozucu 2 olur. İki. Öyle mi? Peki karakterlerinizin en sevdiğiniz özelliği hangisi? Mesela bir özellik söyleyecek olsaydınız. Benimki peynir yemesi. Ben de peynir yemeye bayılırım. Çok severim. Ben de peynir bağımlısıyım. Benim karakterim de hani plaktan bahsediyorum. Evet. Yani kamember peynirini verince mayışıyor. En sevdiğim özelliği o. Peynir sevmesi evet. Benim gibi. Çok güzel. Benim Marinette en sevdiğim özellik onun çok yaratıcı olması. Evet özellikle tasarıma çok meraklı ve odasındaki hemen hemen bütün her şey kendi tasarımı birçok parça. O yüzden onun o yaratıcı yönünü gerçekten çok seviyorum. İki farklı bir Adrian görüyoruz, Kara Kedi ve Adrian arasında. Adrian böyle biraz daha mahzun, ailesinin gölgesi altında, hatta onların sözlerinden çıkmayan, izin alınmayıp arkadaşlarının yanına bile gidemeyen böyle mahzun bir insanken Kara Kedi olduğunda içindeki canavarı çıkartıyor aslında böyle hani şımarmanın son raddesine gidiyor. İşte Uğur Böceği ile muhteşem böyle eğlenceli diyaloglara giriyor. Ben Kara Kedi kısmını seviyorum onun. Yani masum tarafı evet çok tatlı ama o eğlenceli kısmı bir trollcü yanı var onun böyle. O hoşuma gidiyor. Ben de Tiki'yi çok şirin buluyorum gerçekten. Çok tatlı. Çantada böyle her zaman çıkartıp böyle her şeyini paylaşabileceğim. Tekrar çantaya devam et falan. Çok fazla özelliğinden söz edemeyiz ama çok yardımsever. Ekip oldukları bir bölüm de vardı gerçi onlara. Bütün kıvamilerin toplandığı ve birlikte hareket ettikleri bir bölüm vardı. Çok tatlılar. Bütün kıvamiler zaten çok şirinler, sempatikler. Chloe için de çok bir yönü olduğunu söyleyemem ama yine de kendi halinde iyi olmaya çalışan bir kız. Bakalım ilerleyen bölümlerde nelere dönüşüyor. Bazı değişimler oluyor sanırım. Ama sürprizler. Söylenmemesi gereken şeyler. Ama Chloe genel olarak böyle çok bıçak sırtı yürüyen bir karakter böyle. Dönüşse tamamen iyi olacak, öbür tarafa geçse tamamen kötü olacak gibi. Onun çizgisi derin geliyor bana.
Bu arada keşke hepimizin bir tane kıvamisi olmasa mı ya? Böyle çıkarıp sevsek, konuşsak minik minik. Ben çok isterdim gerçekten böyle bir şeyi. Aslında kediyi bazen öyle benzetiyorum ama kedileri. Her zaman taşıyamıyoruz ama. Favori shipiniz ne diye soracağım. Önce bir shipi açıklayayım. Ship aslında relationship'ten geliyormuş. Ben de sonradan öğrendim bu arada, şey yapmayın yani. Hani favori ikiliniz, çiftiniz gibi bir şey. Böyle isimler takıyorlar biliyorsunuz hayranlarımız onlara. Sizinki mesela ne? Benimki Adrianet ve Lady Noir. Ama sen benimkini söyledin. Lady Noir. Değil mi? Doğrusu o efendim. Çünkü Fransa'da geçiyor mevzu. Gerçekten. Benim favorim o. Deyip başrol arkadaşımı da sattım böylece. İlla kara kediyle Uğur böceğinin arasında mı olması gerekiyor? Hayır. Mesela ben şu an uydurabilir miyim? Evet. Bence uydurun. Ya sonuçta isimleri birleştirerek yapıyoruz bu şipleri. O zaman Plek'le Tiki üzerinden bir şey yapabiliriz belki. Çok tatlı olurdu aslında. Tikilek gibi. Güzel oldu. Tikilek. Evet, tiklek. Çok yaratıcı. Tikilek diyelim biz de. Değişik. Yeni şipimiz Tikilek. Başka tiklek. Bir şey yapacağım. Adri Noer. Tamamen megalomanca bütün şipi kendi üzerine kuran bir karakter yaratacağım. Adri Noer'le. Alia ile Nino'yu da birleştirince Ali Nino. Nino'ya. Nino'ya. Ama çok başka çizgi filme benzedi, olmadı. Bana şeyi çağrıştırdı. Narina Nino. Yani çirkeyi çağrıştırdı. Nino. Nilolya. Alno. Evet. Alno. 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 Alno yapalım. Alno. Alno. Son plakma peyniri de yapabiliriz aslında. Ha öyle de yani illa evet. Karakter olmak zorunda değil. Tabii o zaman daha güzel oldu yani. Buradan güzel bir fikir geldi az önce. Peynir lak. Ne dediysem? Peynir lak. Güzel, bence güzel. Peki sizce Hawkmoth davasında haklı mı? Hmm. Yani karısını geri getirmek için mucizeleri almaya çalışmakta. Bu dizide iki sevdiğim özelliklerden biri bu. Evet, genellikle çocuklara hitap eden şeylerde işte siyah beyaz oluyor. Yani iyi kötü oluyor falan. Burada biraz da ortada karakterlerimiz de var. Evet. Yani griler daha fazla. Hawkmoth'un durumu da biraz ona benziyor. Şimdi haklı mı diyorsunuz ya, o yüzden bir sessizlik oldu. Haklı mı? Onun penceresinden bakarsanız haklı. Evet. Yani ama haklı olduğunuz bir dava için başkalarına zarar verme noktasında kadar ileri gidebilmeli miyiz? Elbette ki hayır yani, oradan bakarsak da değil. Ama sevdiğin için her şeyi göze alır mısın? Yani o biraz derin bir soru ama yani çizgi filmde izlediğimiz kadarıyla haksız tabii ki. Yani bu kadarını yapmaması gerekiyor. Çizgi film bu. Evet. Çok düşünmek lazım. Bence iki mucizeyi kullanarak karısını uyandırmaya çalışması konusunda biraz haksız. Çünkü durumu üzücü de olsa biraz kabullenmesi gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde bütün dengeler bozulabilir diye düşünüyorum. Ama tabii şu ana kadar gördüklerimiz üzerinden bu yorumları yapıyoruz. Mucizede her an her şey olabiliyor. Şimdi bu mucizeleri almak için Hawkmoth kötülük yapıyor ya. Hı hı. Bunu bir rica etse, o iki mucizeyi bana verir misiniz dese. Ve o mucizelerin kullanılmasına da gerek kalmayacak. Çünkü kötülük olmayacak o zaman. Evet. O zaman dizi olmayacak. O zaman dizi olmayacak. Ama sorun çözülecek. Bence böyle bir final olabilir. Hikaye bitiyor. Ya bence bir de şey gözünden bakınca, şimdi Adrian'ın da gözünden bakınca falan böyle haklılık payı da var yani. Ama haklılığına fazla leke süremiyoruz diyeyim. Hani daha büyük şeyler yapsa belki net olarak haksız diyebiliriz. Ama şu anda bir sempatikliği de var o haklılığının. Hani duygusal yönden bakınca yani çok şey yapamıyorum. Haksız da bulamıyorum. Zarar, aşırı da zarar vermiyor yani. En fazla şehri mahvediyor. Onu şey Ladybug toparlar zaten. Ben de Damla'ya katılıyorum. Durumu kabullenip ilerlemeye çalışması daha güzel olur. Yani daha sorunsuz olur daha doğrusu, ama hayat her zaman sorunsuz da geçmiyor tabii ki. Sizce en kötü karakter hangisi? Layla, Chloe, Hawkmoth, sonuncu neydi? Kagami. Baştan soracağım. Kagami ya. Hayır. Kagami mi? Hayır, Hawkmoth. Hawkmoth. Hawkmoth diyorum. Son kararınız mı? Yani bazen öbür kızlara da gıcık olmuyor değilim ama. Tamam, Hawkmoth. Teşekkürler. Chloe. Çok net. Ben Layla diyorum. Aa, sen de şey de. Ben şıkları bir daha duyabilir miyim? Onları hepsini unuttum çünkü. Hawkmoth, Chloe, Layla, Kagami. Layla.
Teşekkürler. Rica ederiz. Teşekkürler. Neden Layla? Mesela. Layla'nın geçmişini düşündüğümüz zaman aslında baktığınızda nedenlerini daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela. Ben daha bunu yuvarlarım. Sen mesela demem. Neden Chloe? Bana tarz olarak çok uyuz geliyor ya. İtici geliyor bana Chloe nedense. Bir de sürekli Marinette'le Adrian'ın arasına girmeye çalışan bir tipti ya uzun bir dönem. Sonra biraz değişti galiba o. Ama o aralar uyuz geliyordu yani. Hulk mod babam sonuçta benim. Ne yapabilirim ki yani? Doğru. Yani şey yapamam, terk edemem. Sevmeyebilirim ama bir yere kadar saygı duyacağım yani. Queen Noah. Bir önceki soruya tekrar şey yapıyorum ben. Chloe'nin şeyi var ya. Evet. Herhalde. Burayı kesip oraya Damla'ya da neden Layla diye sormak isterdim ama. Sanki biraz Hulk Mot'u gençliğini andırıyor gibi Layla. Öyle olduğunu düşünüyorum Erdenci. Bu konuda aslında söylenebilecek çok fazla şey var ama her karakterin aslında bütün kötü yanlarının içinde iyi bir yan barındırdığını biliyoruz ve ilerleyen süreçte hangi karakterin iyi yanını görmeye başlayacağımızda bizim için sürpriz olacak. Ama ben her kötünün içinde iyi bir yan olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. Bir de neydi hocam, Layla'nın geçmişi de biraz. Değil mi? Çocukluğuna inmemiz lazım. Sizlerden favori repliğinizi filtremizle birlikte söylemenizi istiyoruz. Öyle değil mi böcüsüm? Kamember peyniri mi? Bayılırım. Bana yollar mısınız onu? Sabah alarmı yapacağım. Edriyim, kalk! Kamember peyniri. Kahvaltıyı hazırladım. Aa, felaket. Tiki, benekler, mucize, uğur böceği. Ve ben böyle. Ama Marinette, Adrian buna çok üzülür. Kayı çok... Adrian buna çok üzülür. Çok güzel. Saçma. Tamamen saçma. Ben bunu çok seviyorum ya. Tamamen saçma. O zaman son olarak karakterlerinizin sesiyle bize yeni yayın saatimizi, yeni yayın günümüzü söyler misiniz? 17 Şubat. Pazartesi. 19.15'te. Disney Channel'da. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hayranlarımız bence bayağı sevecekler bu videoyu ve sizi yakından tanıdıkları için çok mutlu olacaklar. Tekrardan çok sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. O zaman şimdi oyun zamanı.